Gayrimenkul sektörünün güçlü markalarından Dr. Alp Gayrimenkul, başta Bodrum ve Didim olmak üzere ülkemizin gözde turizm merkezlerinde satışa sunduğu villa ve konut projeleriyle yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Ankara'da ziyaret ettiğimiz firmanın sahibi Alper Yalçın'la yatırım fırsatlarını konuştuk. İzliyoruz. Değerli izleyiciler, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve bu özel yılda Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle bir kez daha anıyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu Türk'üm diyene. Evet sevgili izleyiciler, Cumhuriyetimizin başladığı yerdeyiz, Ankara'dayız. Ankara'da çok güçlü bir firmaya geldik biz şimdi. Türkiye'de birçok projesi olan ve Avrupa'ya açılan, Avrupa'da da yakında çok güçlü projeler inşa edecek olan Dr. Alp Gayrimenkul firması ve Dr. Alp Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alper Yalçın Beyefendi ile beraberiz. Evet, şimdi sorularımız olacak. Öncelikle firmayı tanıyacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, yayınımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. 29 Ekim 100. yılı Cumhuriyetimizin. Cumhuriyetimizin 100. yılını sizin de belirttiğiniz gibi Atatürk ve arkadaşlarını şükranla, özlemle bugün münasebetiyle bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz kendilerine. Yani bu Cumhuriyet'in gerçekten önemini gün geçtikçe daha bir derinden hissediyoruz. Evet, minnettarız. Yani bölgemizdeki diğer ülkelere bakıldığında bizim Cumhuriyet dolayısıyla bu halde olduğumuzu net olarak görüyoruz. Çok müteşekkiriz bu konuda. 90'lı yılların sonunda kendimizin yatırımlarıyla başlayan gayrimenkul ve yatırım sektöründeki yolculuğumuz bugünlerde işte dünyanın birçok yerinde yaptığımız faaliyetler ve dünyanın birçok yerinden yatırımcılarımızla çok ciddi büyüdü. 1998 yılında ilk yaptığımız arsa yatırımı bizim bu günlerin temelini oluşturdu. 2010 yılından sonra artık kendi işimizi, fizik tedavi uzmanıyım ben, kendi işimizi bırakıp gayrimenkul ve yatırım sektörüne girişimizin başlangıcı oldu. 10 yılı aşkındır gayrimenkul sektöründeki profesyonel şirketlerimizle yapmış olduğumuz işler ve projeler var. Bugün evet. 90'lı yılların sonunda başlayan gayrimenkul projelerimiz 2010'dan sonra resmiyet kazandı. Başlangıcımız 2010 diyebiliriz. Bizim bir grubumuz var. Bu grupla birlikte arsaları satın alıyoruz. Toplu bir şekilde. Tabii toplu olarak ve böyle hani standart herhangi bir arsa değil. Böyle gerçekten imar sorunu olmayan, gayrimenkul rakamlarının yüksek olduğu elit bölgelerde arsalar alıyoruz. Öncelikle kendi arsamızı alıp kendi arsamızın üzerine inşaatlarımızı da ya kendimiz yapıyoruz ya da yine grubumuzdan müteahhit arkadaşlarımız yapıyor. Hani biz bir havuz gibi düşünülürse bu havuzun içinde işte yatırımcılarımız ve müteahhit arkadaşlarımız var. Ortak hareket ederek gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi birliktelikle devam ediyoruz projelerimize. Arsasını satın alıyoruz. Sonrasında inşaat kısmında da grubumuzdan müteahhit arkadaşlarımız ve kendimiz yapıyoruz. Son 3 yıldır Valeron İnşaat firmamızı kurduk. Valeron İnşaat anonim şirketi. Bu şirketle şu an başlamış ve başlayacak olan ve bitmiş projelerimiz var. Devam eden projelerimiz 7-8 tane şu anda projemiz var. Valeron İnşaat'la yaptığımız. Toplamda Türkiye ve Kıbrıs'ta 22 tane projemiz var. Bu projeler böyle hani klasik bina tarzında değil de büyük site şeklinde 200-300 konutluk, 400-500 konutluk veya Kıbrıs'ta 1750 konuta başlayacağız. Şu an ruhsat işlemleri devam ediyor Kıbrıs'ta. Birkaç ay içinde ruhsatımızı alıp 1750 konutun
inşaatına başlayacağız. Kıbrıs'ta şirketlerimizi kurduk. Doktor Alp Gayrimenkul ve Valeron İnşaat. Miami'de şirketlerimiz var Amerika'da. Yine Doktor Alp üzerinden gidiyoruz. Doktor Alp Gayrimenkul firmamız üzerinden. Şimdi Miami'de de alımlara başladık. Arsa alımları yapıyoruz. Yine grubumuzun paralarını en iyi şekilde değerleneceğini düşündüğümüz yerlere yatırım yapıyoruz. Şu an Miami'de de alımlara başladık. Türkiye'de Bodrum ve Ankara başta olmak üzere, örneğin Ankara'da 6-7 tane devam eden veya başlayacak projemiz var. Gezmiştik sizinle. Evet, şimdi izleyicilerimiz zaten ekranda görüyorlar o görselleri efendim. Biz dün gezmiştik zaten. Gezmiştik o bitmek üzere olan, bitmiş ve devam eden projelerimiz Ankara'daki. Bodrum'da 8 tane projemiz var. Bunun 2 tanesini Valeron İnşaat olarak biz yapıyoruz. Diğer 6 projemizi de grubumuzdan müteahhit arkadaşlarımıza verdik. Onlar yapıyorlar. Amasra'da bir projemiz var. Bartın Amasra'da deniz kenarında böyle denize nazır çok güzel bir projemiz başlıyor. Almanya'da sevgili izleyiciler yani çok fazla Zonguldaklı, Amasralı, Karadenizli izleyicilerimiz çok yakında Amasra'da projeler başlayacak. Sizler özellikle kendi memleketinizde tatil yapmak istiyorsunuz. Çünkü bunu yıllardır söylüyorsunuz. Ankara'ya yakınıyla da biliniyor zaten Amasra ve bir havası da çok güzel gerçekten. Bir de en önemli şey projemiz yurt dışı. Şimdi Avrupa'da özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları için Türkiye'de bir istatistik var. Bugün Türkiye'de Avrupa'da yaşayan Türklerin en çok gayrimenkul aldığı yer olarak Akbük, Didim Akbük. Akbük, evet. Akbük'te 300 konut üzerinde projemiz başladı. Şu an hafriyat alınıyor. Çok bütün Akbük koyu ayağımızın altında olacak şekilde zirvedeyiz. 2+1, 1+1 daireler ve villa şeklinde. Tahminen ne zaman orası biter? Şu an başladı. Çok zor bir arazi. Gerçekten en az 6-7 ay hafriyatı sürecek ama biz orada hafriyatın bitmesini beklemeyeceğiz. Hafriyatı alınan yerleri, düzlenen yerlere de inşaatlar başlayacak. Hani bir yandan topraktan satışımız olacak mı peki oradan? Topraktan satışımız olacak tabii. Lansman satışlarımız lansman olacak. Lansman özel fiyatlar da zaten topraktan aldığınız için sevgili izleyiciler tabii ki daha uygun olacak haliyle. Sizler ciddi anlamda karlı olmuş olacaksınız bu anlamda. Şu anda satışı devam eden kaç tane proje var? İsterseniz onları aktaralım. Tabii. Mesela Esenboğa 1 ve 2 projemizin satışını başladık. Beytepe projemizin satışlarına başlıyoruz. Lansman yapıyoruz. Beytepe'de de ciddi bir avantaj sağlayacağız. Hani bugün orada bitmiş konutlar neredeyse %60-70 gibi rakamlarla bitmiş konutlara göre kıyaslandığında fiyatlarla Beytepe projemizi lansmana çıkıyoruz. Bodrum'da Bodrum Valeron Adabükü projemizi satıştayız. Beyville projemiz satışta. Bodrum Beyville projemiz 16 dönüm alanda at bineceğimiz Bodrum'da tek bir proje. Atların, ahırların, manejin, padokların ve orman içi atla gezinti alanlarının olduğu bir projemiz. Ayrıca 3 dönüm orada organik tarım alanımız var. Site sakinleri orada organik tarım yapabilecek. Bunlar şu an hemen satışta. Satın alınabilecek projelerimiz. Burada ormanın içinde çok güzel bir lokasyonda bir projedir burası. 10 dakikada denizde olacağınız orman içinde böyle doğayla içeceğim. Bodrum'dan bahsediyoruz Bodrum'da, bu proje. Bodrum merkeze çok yakın. Hava alanına çok, çok yakın. Bu hikayede bir proje Bodrum'da hiç yok. Bodrum'un hani genelinde projeleriniz var. Gümüşlük'te projemiz var. Çok güzel 10 tane villamız var. Bitti. Şu an %98'i bitmiş durumda. Sadece peyzaj yapılıyor şu anda. Bir hafta 10 gün içinde bitecek. Oturuma hazır. Süper. Full deniz manzaralı. Deniz havuzunuz gibi. O derece güzel bir manzarası var. Villalarımız çok kaliteli malzemelerle yapıldı. Gümüşlük'teki. Gerçekten güzel. Hani gelip görmeleri lazım yatırımcılarımızın. Daha sonraki zaten bölümlerde Almanya'da iletişim de sağlayacağız sizinle yine Doktor Alp Gayrimenkul olarak. Orada yine gidip görüşebileceğiniz, direkt irtibat kurabileceğiniz, aslında buraya gelmeden hemen orada ön sözleşmeyi yapabileceğiniz, öyle değil mi Alper Bey?
O şekilde bir yine program yapacağız ama önümüzdeki bölümlerde bunun bütün detaylarını aktaracağız. Sizler Doktor Alp Gayrimenkul diye arattırdığınızda zaten çıkacaktır. Efendim her yerden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadan birebir zaten Alper Bey'in kendisi cevap veriyor aynı zamanda yazılanlara. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Pekala, izleyicilerimiz neden Doktor Alp Gayrimenkul'den proje alsınlar? Niçin sizinle mesela çalışsınlar? Neden sizden ev alsınlar? Şöyle, hani bizim arsasını kendi aldığımız yerlere proje yaptığımız için arsadan kazandığımızı insanlara yansıtıyoruz. Ayrıca şöyle, bizim dünyanın birçok yerinden 8500 kişiden oluşan yatırımcı grubumuz var. Bununla ilgili Telegram gruplarından bu grupta satışlar sürekli olarak devam ediyor. Bu gruplarda kazançların çok ciddi yüksek olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Hani bizim topraktan giren kişilerin 40 kat, 50 kat kazandıkları oldu. Bakın şunu net söyleyeyim. Bodrum'da, Ossium Bodrum projemizde 200 bin liraya topraktan bir villa satmıştık. Bugün inşaat başladı, 12 milyona satılıyor. Bakın 60 kat para kazanmış grubumuzdaki yatırımcılar. Evet. Dolayısıyla Doktor Alp Gayrimenkul bu sektörde Türkiye lideri konumundadır. Bizim gibi 22 tane projeyi yöneten, yürüten başka Türkiye'de hiçbir firma yoktur. Yatırımcılarla birlikte yürüyen, hani çok büyük inşaat firmalarından bahsetmiyorum. Biz hani yatırımcılarla gayrimenkul yatırım ortaklığı şeklinde ilerlediğimiz için gerçekten Türkiye'nin sektörde lider konumunda bir firmasıyız. Ve bizim projelerimizde risk sıfırdır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız geçmişte çok acı tecrübeler yaşamıştır. Evet, maalesef. Bunlardan dolayı güven sorunu vardır. Ancak bizde sıfır risktir. Çünkü ödedikleri para karşılığında tapu alırlar. Ve aldıkları tapu ödedikleri paradan daha kıymetlidir. Peki efendim, şunu sormak istiyorum size. Diyelim ki izleyicilerimiz evet yatırım yapmak istediler. Ellerinde işte daireye göre mesela Esenboğa 1 için konuşuyorum. 50 bin euro mesela var. Geri kalanında taksit yapıyor musunuz? Bunları da isterseniz aktaralım. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için euro üzerinden veya işte dolardır, pound'dur bu çerçevede bakıldığında biz faiz olmaksızın tamamen kendi bünyemizle taksitle ödeme sağlayabiliyoruz. Örneğin şöyle, %35'ini 40'ını peşin ödeyip kalan kısmını 24 ay, 36 ay, 48 aya kadar vadelendirebiliriz. Veyahut kişiye özel ödeme planlarıyla oturup taksitlendirebiliyoruz. Her projemiz için geçerli bu. Türkiye ve Kıbrıs projeleri. Özellikle önümüzdeki dönemde Kıbrıs'ta ciddi lansmanlarımız olacak. Bu lansmanlarda %30-35-40 peşin ödeyip 80 aya kadar taksitlendirme yapabileceğiz. Ben küçücük bir şey isteyeceğim sizden. Vizyon programı izleyiciler için. Benim ismimi verirseniz tabii ki sevgili izleyiciler, Neşe Arslan adıyla arıyoruz derseniz Alper Bey'den şu an canlı canlı indirim istiyorum sizden. Tabii. Yani eğer izleyicilerimiz bu şekilde şey yaparsa sizden %5 kadar? Indirim yapıyoruz. %5 biraz az bence. Hadi biraz daha kafaralım. Zaten rakamlarımız uygun olacağı için %5 iyi bir... %6 diyelim o zaman. Tamam, olur mu? Ortada bulacağım. Tamam. %6 indirimi de aldık sevgili izleyiciler. Dediğim gibi Doktor Alp Gayrimenkul'e ulaşabilirsiniz diyoruz. Çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Tabii ki son olarak cümlelerinizi alalım. Özellikle dersin. Kıbrıs'ı çok farklı bir pozisyona geleceğini, Monaco gibi dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olacağını düşünüyoruz ve bunu çevremizden çok net bir şekilde duyuyoruz, görüyoruz. Doğru. Kıbrıs'ta külliyenin mimarı arkadaşlarla görüştüğümüzde oranın yeşil hattın çok kısa bir süre içinde kalkacağını, güneyde örneğin Baf'a inildiğinde 600 bin pound'un altında 2+1 daire olmadığını, bizim kuzeydeki daire fiyatlarının da çok yakında bu rakamları yakalayacağını, bugünden 100-200 bin pound arasına veya işte 1+0 70-80 bin pound'a alacakları dairelerin yatırımcılarımızın kısa bir süre içerisinde 4-5 kat kadar kazandıracağını çok net bir şekilde görüyoruz. Bizim internet sitemizden bizi araştırabilirler. Geçmişte benim blog yazılarımda soru cevap bölümünde yayınladıklarımın harfiyen bugün gerçekleştiği
gerektiğini net bir şekilde görüyoruz. Hı. Bu da benim için bir iyi bir öngörüdür. Vatandaşlarımız bunu değerlendirsin diyorum. Çünkü 2 yıl önce Forbes dergisinde Kıbrıs İskele bölgesinin dünyada en çok değer kazanacak yerler içerisinde birinci sırada olması, hı hı, ve o dönem bölgedeki daire fiyatlarının 30 bin pound civarında olduğu, çok kısa süre içinde 1-1,5 yıl içinde 200-300 bin pound arasına çıktığı ve pound bazında 10 kat para kazandırdığı, bu daha başlangıç olduğu ve önümüzdeki dönemde bir bu kadar daha çok rahatlıkla kazandıracağını gözlemliyoruz biz. Onun için de Kıbrıs'ı gerçekten tavsiye ediyorum yatırımcılarımıza. Evet, başlayınca zaten bizler aktaracağız. Şimdilik bizi davet ettiğiniz için, ağırladığınız için 2 gündür çok teşekkür ediyorum. Programımıza konuk olduğunuz için detaylı bilgileri zaten daha sonraki bölümlerde aktaracağız. Dediğim gibi sevgili izleyiciler, sizler de her an ulaşabilirsiniz. Hakikaten Doktor Alp Gayrimenkul'ü tavsiye ederim, araştırabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür bizi ederim. Bizi ağırladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Devamını bekliyoruz inşallah. Tabii ki önümüzdeki bölümlerde zaten detaylı bilgiler aktaracağız izleyicilerimize. Evet sevgili izleyiciler, önümüzdeki bölümlerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.